Siyan benim gördüğüm İngilizlerin devletine yalakalık yapmak istiyor ama onlar bunun karaktersiz, ahlaksız olduğunu anladılar. Yani çünkü ilk başta kendini çok zengin ve milyarder bir kadın gibi gösterdi. Yalan söyledi ama yalakalık yapmasına da ses çıkartmıyor çünkü bir kayıpları yok. Onlara şu an şirin görünmeye çalışıyor. Oradaki homoseksüel İngilizlerin devletinin böyle alçak, karaktersiz ajanlarını Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. Bir şeyler yapıyor, kendince ortalığı birbirine katacağını düşünüyor. Ama ne mal olduğu bilindiği için pek o kadar da açık alenen pek bir şey yapamıyor benim gördüğüm. Çünkü her adımı görülüyor, her hareketi görülüyor. Normalde bilinmese çok büyük ahlaksızlıklar yapacaktı, yani büyük kahpelikler yapacaktı. Çünkü milletimize karşı da öfkesi şiddetli. Tayyip Hoca'ya karşı da öfkesi şiddetli, AK Parti'ye karşı da öfkesi şiddetli. Ve milletimize tepeden bakan bir tip. Halbuki alelade bir insan, yani zavallı bir insan. Ama kendini böyle yücelten, büyüten bir kafa içerisinde. Yani ırkından bile çekinen bir tip. Ben diyor işte falanca yerliyim, ben Avrupalıyım diyor. Ya halbuki biliyorum yani babası ve annesi ayrı ayrı olarak birisi Roman ki ben romanları çok severim. Birisi Kürt asıllı. Ama bunun duyulmasını istemiyor. Ya herkes bildiği bir şey ama bunun duyulmasını istemiyor. Bu çok aşağılık bir hareket. Kürt olmak büyük bir şereftir, onurdur. Keşke bir Kürt kadar sen dürüst olabilsen, iyi olabilsen. Bir Roman kadar temiz kalpli ve vicdanlı olabilsen. Ama beğenmiyor. Kendini böyle Avrupalı bilmem ne falan göstermeye çalışıyor. Allah da aklını alıyor tabii. Kendini rezil eden bir sistem içerisine soktu. Yani abartılı yalancılığıyla, üçkağıtçılığıyla, deliliyle, kaprisleriyle kendi kendini yalnızlaştırdım. Yani çok büyük bir akılsızlık bu. Ya kendini milyarder tanıtmanın alemine açıkça belli ki anlaşılacak bu. Geçen gemileri gösterip benim. Ya diyor şimdi bak bekle diyor biraz sonra geçecek benim gemiler. Boğaz'daki yalılar gece bak diyor buna baştan hepsi bana ait diyor. Adamın da kazdığına bak inanıyor ya. Gerçekten. Çok bilmiş bir ukala usluplu anlatınca adam da herhalde öyle bir 7-10 anladığım kadarına. Ben bir daha dinleyeyim. Önümüzdeki yıllarda Çiğan'ın durumu ne olacak? Yakışıklılık, güzellik, Allah'ın sana verdiği güzel bir nimet. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Bazen şeytan kadına da girer, bazen erkeğe de girer. Kadına girdiğinde işte geçmiş tarihlerde de olmuştur. Anormal mahluka dönüşürler. Erkeğe de şeytan girdiğinde o da anormal bir mahluka dönüşür. Aslında adına Çiyan diyoruz ama tabii bu sembolik bir isim olmuş oluyor. Şeytanın hulul ettiği kadın. Bazen de erkeğe girer. Mesela o işte sırtlanlar falan da o şekilde oluşuyor. Yakup hocam bu diğer tablete bir baksan sen. Bu çalışmıyor herhalde. Çalışıyor da yani bir haber gönderdiklerini de ben göremiyorum muayim. Bu neye göre çalışmıyor diyorlar. Belki yeni bir şey gönderiyorlar da biz ama evet bir götür bakalım bir bak. Şekerliğe bak senin. Gözleri acayip güzel. Sizin gözleriniz harika. Gözlerimizi alamıyoruz yani. Bak Şeveri Meysi'nin tatlılığını. Baktıkça daha çok bakasınız geliyor. Bak Şeveri Meysi'nin şekerliğini. Fiziği de güzel, kendi de çok güzel maşallah. Sesi çok tatlı akıyor. Evet. Kardeşin nerede? Aman, 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 aman.
Aman dikkatli olalım aman. Zat halinizle olağanüstü güzelsiniz. Maşallah. Siz çok çok yakışıklısınız. Ve her geçen gün daha da heybetli olsunuz. Daha da yakışıklısınız. Çok çok güzelsiniz. Ah severim ben senin tatlılığını. Allah bu 19 yaşında olanları peş peşe gönderiyor. Maşallah. Bu 19 sayısında bir güzellik var. Bak benim tatlım da 19 yaşında. Gözler simsiyah. O da 19 yaşında. Maşallah. Benim canım da 19 yaşında. Hocam 19 yaşında maşallah. Diğerlerini överken aman aman. Sakın bir hata yapıp yanlışlık yapmayalım. Saliha da 19 yaşında evet. Dünyalar tatlısı. 19 yaşında çok fazla hanım arkadaşım var da yavaş yavaş tanıştıracağım. Benim canım da 19 yaşında. Maşallah şahane. Evet dinliyorum. Boğaziçi